Değerli izleyenlerimiz, Şenol Yıldız'la Açık Açık programına hoş geldiniz Güney TV ekranlarına. Biraz bir 10-15 dakika rotarlı başladık. Bunun için tüm izleyenlerimize çok çok özür diliyoruz. Elimiz olmayan teknik nedenlerden dolayı. Evet değerli izleyenlerimiz, bugün hafta sonu. Öncelikle tüm izleyenlerimize iyi bir hafta sonu geçirmelerini diliyorum. Bugün yine çok kıymetli, değerli bir konuğum var. O gönüllerin sultanı, o torosların sultanı, insanların gönlünde taht kurmuş çok kıymetli ve değerli bir insan. Evet, Deva Partisi Toroslar Belediye Başkan Adayı Sayın Sultan Aydoğan, stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Şenol Bey, teşekkür ederim. Evet, gerçekten de insanların gönlünde taht kurmuş bir sultan. Çok teşekkür ediyorum. Ve Toroslar'da ilk defa bir bayan belediye başkan adayı. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum bize yine Güney TV'de konuk ettiğiniz için. Şenol Bey 1950 senesinde en son Mersin'de en son kadın belediye başkanı adayı belediye başkanı olmuş. Tabii o süreçten bu zamana belediye başkan adaylarımız muhakkak olmuştur. Fakat şu anda Mersin'de merkez ilçe olarak tek kadın belediye başkan adayı benim. Toroslar'da da yalnızca tek kadın aday olarak benim. Bu benim için ayrı gurur verici. Yani partimin de özellikle kadınlar üzerinden değil, kadınlarla birlikte, kadınlarla yan yana siyaset yapan bir parti mensubuyum. Bu manada Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Mersin'de 4 kadın adayla biz şu anda seçime giriyoruz. Mersin Mut ilçemizde Sayın Fatma Çelik Kovan, Erdemli ilçemizde Sayın diş hekimimiz Sinem Yürü, Aydıncık'ta avukat Yaren Yavuz ve Toroslar'da ben Sultan Aydoğan olmak üzere Deva Partisi olarak Mersin'de 4 kadın adayımız var. Sayın Başkanım, bizim için de adaylığın sürpriz oldu. Çünkü hep konuşmalarımız, sohbetlerimizde hani pek düşünmüyorum falan diyordunuz ama sonradan artık demek ki çok teveccüh olunca, ısrarda olunca kabul ettiniz sanırım. Öyle mi oldu? Şöyle, ben biliyorsunuz ki 2,5 senedir ilçe başkanlığı yapıyorum. Evet. Toroslar'ı da çok iyi tanıyorum. Yani neden olmasın? Herkesin de çok teşekkür ediyorum bu arada tüm çevreme. Beni uygun gördü Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan. Ben de seve seve üstlendim bu görevi. Dediğim gibi Torosları çok çok iyi tanıyorum. Ben Mersin Alsancak Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. Lise eğitimime kadar yine Toroslar'da okudum. İş yerim Toroslar'da. Dolayısıyla doğup büyüdüğüm ilçede benden daha iyi bir aday olacağını düşünmüyorum. Sayın Başkanım, şimdi şöyle, kim mesela konuşuyor işte, farklı böyle adaylar falan çıkıyor da rakiplerin içerisinde. Sayın Sultan Aydoğan Toroslar'da doğdu, Toroslar'da büyüdü. Evet. Gözünün orada işte. İş yerini, efendime söyleyeyim, alışverişini, her şeyini Toroslar'dan alışveriş yapan koyu bir Toroslar sevdalısı diyelim. Doğru, evet. Çok doğru. Yani kiminin daha adresi burada değil, başka yerde oturuyor. Başka yerden oturuyorlar. Şöyle, oradan aday gözüküyorlar. Başkan adayları arasında bu seçimde kendi ilçesinde aday olmuş olduğu Toroslar ilçesinde oy kullanmayacak adaylar bile var. Evet. Tabii bunun yanı sıra hem kendilerine oy kullanamayacak adaylarımız maalesef ki işte yörük adaylar, yiğit adaylar, yine vatan millet Sakarya naralarıyla biliyorsunuz ki sahalardalar. Fakat bu naralarla sahalarda olan adaylar maalesef ki Toroslardan aday olanlardan birkaç aday kendisine oy bile kullanamayacak. Ve artık gerçekten insanlarımız da bu naraları yemiyor artık. Yemiyor. Evet, gerçekten yani, yemiyor. Vatan millet Sakarya'ysa hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Hepimiz vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Yani bu durumlar hiçbir partinin, hiçbir adayın tek elinde değildir. Özellikle altını çizmek istiyorum bu konunun. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi ben 45 yıllık hayatımın neredeyse tamamını Toroslar'da geçirdim ve geçirmeye devam ediyorum. Dolayısıyla bu söylemlerde de ben bulunabilirim ama ben bulunmuyorum. Toroslar'da aday olmam en doğal hakkımdır
Şenol Tabii ki Bey. başkanım, ben artık o şeyler geçti. Evet. O eski söylemler geçti. Evet. 2004 şey 2024 yılındayız. İnsanlar çok yenilik bekliyor, çok şeyler bekliyor. Evet, evet. Yok oranın yiğit evladı, buranın bilmem ne falan, artık onlar mazide kaldı. Mazide kaldı. Şimdi gelelim, sahalardasınız. Evet. Sosyal medyadan da görüyoruz, takip de ediyoruz zaten hangi adaylar ne yapıyor, ne ediyor diye. Fakat sizin bir avantajınız var. Bayan olma adayınız, o bir avantaj sizin için. Bayanlara daha çok böyle içten candan görüyorum sizi konuşurken, onlar sizi bir kucaklayışı farklı, evet. Bir size bir cesaret, kuvvet veriyor sanırım. Evet, bu bizim için gerçekten çok güzel bir tepki. Özellikle kadınlar, özellikle kadınlarımız daha çok ilgi görüyorum ben Serkan Bey. Evet. Pardon, özür dilerim Şenol Bey. Kadınlarımızdan çok ilgi görüyorum. Bir kadına dertlerini daha rahat anlatabileceklerini, belediyenin herhangi bir biriminden veya belediyenin kapısından rahatlıkla girip dertlerini anlatabileceklerini izah ediyorlar. Aynı zamanda kadınların daha titiz, daha disiplinli, daha güzel çalışmalar yapabileceğine hem kadınlar hem erkekler inanıyorlar. İlginç, yani şaşırıyor insanlar. Bir kadın adayla karşılaştıklarında hem hoşlarına gidiyor hem şaşırıyorlar. Aynı zamanda destek vereceklerini söyleyen gerçekten karşılaştığımız herkes diyebilirim ki bu konuda destekçimiz olacağını bildiriyorlar. Şimdi hemen şu konuya şöyle girmek istiyorum. Uzun zamandır hem siyaset, ilçe başkanlığı yaptınız Toroslar içerisinde. Evet. Şu anda büyük bir yük sırtınızda, belediye başkan adaylığı. Kadınların derdi nedir? Yani seçilsen sizden ne gibi talepleri var? Daha sonra diğer konulara geçeceğiz. Şöyle ki kadınlarımız maalesef ülkemizin ekonomik durumu gözler önünde. Bu geçim sıkıntısı, dar gelirlilik sebebiyle kadınlarımız evlerine hapsedilmiş durumda. Gerek iş hayatına, gerekse siyaset hayatına neredeyse hiç atılamıyorlar. İşte çocuklarına bakmak zorundalar, iş hayatında yer alamıyorlar. Kendilerine uygun çalışma alanları yok. Bir mesleki eğitim alanları yok maalesef ki. Kadınlarımızın birinci derecedeki şikayetleri bunlar. Örneğin Toroslar'da bir alışveriş yapacağı zaman aradığı şeyleri bulamamaktan yakınıyorlar. Çünkü gerçekten Toroslar diğer ilçelerimize bakaraktan köy gibi kalmış durumda Şenol Bey. İstedikleri bir herhangi bir alışveriş esnasında bulamadıklarını, ya Akdeniz ilçesine ya Yenişehir ilçesine veya farklı ilçelere gitmek durumunda kalıyorlar. Bunlarla karşılaşıyorum. Ama söylediğim gibi birinci sırada kadınlarımız maalesef ki geçim sıkıntısından dolayı işte evlerine çocuklarıyla ilgilenmek durumunda, evlerine hapsedilmiş durumda, iş hayatında yer alamıyorlar. Ve istihdam çok büyük bir sorun. Hem kadınlarımız, hem çocuklarımız, hem gençlerimiz için Toroslar'da istihdam sorunu çok fazla. Yine söylediğim gibi Toroslar'dan ziyade farklı ilçelerde çalışmaya gidiyor bu insanlar. Torosları birinci sırada istihdama açmamız gerekiyor. Yine bu hem kadınlarımızın ve gençlerimizin daha sosyal olarak, daha iş hayatında ve siyaset hayatında yer alabilmeleri için. Başkanım, sanayisi de yok Torosların. Torosların maalesef, evet, söylediğim gibi Toroslar'da bir yatırım yok. Bakın, hastanemiz var, otogarımız var. Fakat otelimiz neredeyse yok denecek kadar zannediyorum. Belki bir tane otelimiz ya vardır ya yoktur. O da yine Yenişehir sınırlarına yakın bir otelimiz var. Onun dışında bir otelimiz yok, restorantımız yok, çarşımız yok, pazarımız yok. Yani Toroslar dediğim gibi böyle kaderine terk edilmiş köy gibi bir ilçe. Sayın Aydoğan efendim, sadece bir park bahçe yapmayla belediyecilik olmaz. Elbette ki. Yani gerçekten hani biz ona da hasretiz. Park bahçe dediğiniz, yani ona da hasretiz. Belli noktalarda ama yeterli değil. Yani hani sadece birkaç tane bank konulmuş. Onun dışında şimdi sosyal hiçbir... Asfalt sorunu var bildiğim kadarıyla. Toroslar'da asfalt sıkıntısı var. Toroslar'da asfalta sıra gelene kadar birinci sırada
Hala kanalizasyon sorunları yaşıyoruz biz Şenol Bey. Şehrin merkezinde maalesef ki vidanjörlerle bazı binaların atıkları atılabiliyor. Hala altyapı, inanılmaz altyapı sorunları var ve kentin merkez ilçelerinde bunlar yaşanıyor. Yaylalara hiç söylemiyorum bile. Oralarda çok var. Affedersiniz poseptik kuyuları vardır. Evet. O kuyulardan daha sonra söylediğim gibi vidanjörlerle çekiliyor. Yaylalarda böyle. Yaylalar dışında şehrin merkezinde bile bu şekilde yerler var. Yani asfalttan ziyade hani o konuda elbette ki çok problemler var. Asfalttır, kaldırımdır ama bence bayağı bir geri kalmış yani. Çok çok geri kalmış. İlkel kalmış durumda. Aynen öyle yani. Yani gelenler dediğim gibi bir park bahçeler yapmayla, bir düğün salonu yapmayla, bir konferans salonu yapmayla iş bitmiyor. Toroslar'da aslında çok yapılacak işler var. Çok bekleyen fazla. İşler var. Evet. Sultan Aydoğan belediye başkanı seçildiği takdirde ne gibi projeler var Toroslar'la ilgili, gelişmesiyle ilgili efendim? Şöyle, çünkü bir de bunun yanı sıra iş kadınısınız. Evet, iş yerimde Toroslar'da. Evet. Aslında değinilecek o kadar çok konu var ki. Yani biz bir kere gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri sosyal alanlar oluşturacağız. Çünkü gençlerimiz gerçekten Toroslar'da özellikle uyuşturucu neredeyse ilkokula kadar inmiş durumda. Toroslar'da gençlerimizin en büyük sorunlarından bir tanesi. İstihdam alanları yaratmamız lazım. Torosları yatırıma açmamız lazım. Yatırımcıyı buraya çekeceğiz. Torosları da istihdam alanları yaratacağız. Sosyal alanlar kadınlar için. Yine tarımda olsun, hayvancılıkta olsun kooperatifler kurulmayı planlıyoruz. Bunlar bizim projelerimizde var. İçme suyumuzun kapasitesi ve daha sağlıklı, kaliteli bir içme suyu sağlayacağız. Efendim, tarihi yapılarımız çok büyük sorunlar altında. Şu anda geçen Gözne Kalesi'ni ziyaret ettik. Öyle enteresan yazılar yazılmış ki duvarlara ve her taraf çöpler, pislikler içerisinde. Tarihi alanlarımızı koruyacağız, restore edeceğiz. Efendim, mesela pazar yerlerimiz, kapalı pazar alanlarımız yok. Birkaç mahallede sadece 2-3 tane anca vardır. Bu alanlarda çok büyük sıkıntı da nasıl? Hem esnaflarımız hem sokak sakinleri. Sokaklarda pazarlar kuruyoruz Şenol Bey. Evet. Kapalı alan değil, böyle brandalarla, çadırlarla kurulmuş sokak aralarında pazarlar kuruyoruz. İşte bir yağmur yağsa esnafımız perişan, alışveriş yapanlar perişan. Geçen şahit olduk buna. Aynı zamanda sokaktaki sakinler de rahatsız oluyor bu durumdan. Hani gerçekten düzgün, kullanılabilir, halkımızı memnun edecek pazar yerleri, pazar alanları, kapalı pazar alanları. Çok affedersiniz, ihtiyaçlarını giderecekleri yerler bile yok. Ve pazarlarda sadece erkekler yok. Hani orada kadınlar gerçekten bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Yine Toroslar'da sanayi sitemiz yok. Az önce konuştuğumuz gibi istihdama açmak istiyoruz. Sanayi siteleri kurmak istiyoruz buraya. Sizinle yine bir programımızda bahsetmiştik. Mobilya Sanayicileri ve İş İnsanları evet. Derneği'nin üyesiyim aynı zamanda. Yönetim kurulundayım. Hazırladığımız bir proje var. İnşallah o projeyi Toroslar'da gerçekleştirmek isterim ve bunun gibi birçok projeyi Toroslar'da gerçekleştireceğiz. Allah'ın izniyle. Bakın sizin evet. bölgenize göre değil mi Aslanköy kışın? Evet. Kar, evet evet tabii yani ki. Yani yayla turizmi olabilir. Evet. Orada daha yeni yeni birkaç firma böyle bungalow tarzı yapıyor ama bunun reklamı, tanıtımı belediyeden destek alınabilir. Yani bu tür yerlere istihdam desteği tabii ki sağlanabilir. Şimdi gerçekten de yani hastanesi, otogarı var ama yani Toroslar ilçesinde yeterli değil. Yani otogar sadece insanların uğrak, in bin şeyi, uğrak yeri yani.
otobüse biniyor, otobüse biniyor. Veya seyahat izni oraya gidiyor. Fakat oranın esnafına katkısı olması lazım. Oranın halkının bir şeyler kazanması lazım. Evet, yani şöyle bizim zaten yani bırakın dışarıdan gelenleri, hani Toroslara gideyim de bir Torosları gezeyim diyen hiç kimseyi görmemişsinizdir. Ben de görmedim. Ancak sadece bir yayla dönemi sıcaklardan kaçmak amaçlı işte insanlar pikniğe gidiyor veya yayla yerlerine birkaç saat zaman geçirip dönüyor. Yani bu yayla turizmini elbette ki güçlendireceğiz. Ama onun dışında şehre inelim, kentin merkezine inelim. Yani oturup bir çay kahve içeceğiniz yerler yok. Restoran yok, kültür merkezi, sinema, tiyatro. Sadece bir tane kültür merkezimiz var. Bu kültür merkezi de belli kesimlere, belli tarihlerde hizmetler ediyor. Yani halka açık bugüne kadar ne tür çalışmalar yapılmış? Haberdar olmadım. Ben 45 senedir Toroslardayım. Belli dönemlerde belli etkinlikler gibi. Ama bir amfiteyatromuz yok örneğin. Toroslarda dediğim gibi hani bizim projenin... Yazın bir sinema izleyebilecek insanların bir toplarda gelip eski günler hatırlayabilir miyim? Hayır. Yok. Çarşı yok, AVM yok. Bir kıyafet alacak olsanız alışveriş yapacağınız yer yok. Ya hastane caddesine ya çarşıya gitmek gerekiyor. Daha çok böyle hani temel ihtiyaçlara dayalı ticaretler. Kadın öyle değilse inşallah Toros'a bir canlılık gelir. Tabii başkanım, ki. Başkanım insanların cenazelerinde taziye evleri her mahallede taziye evleri açacağız. Bu bizim projelerimizde var. Taziye evlerinde mesela Toroslarda zannediyorum yine iki mahallede anca vardır. Hatta bir mahallede de bir muhtarımız da hayırsever bir vatandaşımız yaptırdı o taziye evini. Yani yine belediyenin yaptırmış olduğu bir taziye evi değil burası. Muhtarlarımız kendi imkanlarıyla ya da hayırsever vatandaşlarımızla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir belediyecilik olabilir mi? Başkanım yani gerçekten çok yere kalmış bir ilçe yani Toroslar. Evet. Yani aslında baktığın zaman insanların tercih edeceği temiz hava. Evet efendim. Öyle değil mi? Yeni bakın son zamanda biraz yeni binalar falan yapın diye biraz. Şimdi şöyle Toroslarda... kentleşme yani çarpık bir kentleşme zaten var. Evet. Yıllardan beri süre gelmiş. Hani modern bir yapılaşma yok Toroslarda. Sadece Yenişehir'le sınır olan iki mahallemiz var. Hüseyin Okan Merzici Mahallesi, işte Mustafa Kemal Mahallesi. Oradan öteye gel, yani şöyle söyleyeyim, Müftü ile sınır olan iki mahalle biraz düzgün, yeni yapılanıyor. Onun dışındaki bütün mahalleler ben beni bildim bileli aynı. Ben Alsancak Mahallesi'nde doğdum büyüdüm. Alsancak Mahallesi'ne 40 sene önceki Alsancak Mahallesi de aynı. 40 sene sonraki de aynı. Demirtaş aynı keza. Yani bir çivi çakılmamış buralara. Güneykent, Akbelent konutları biliyorsunuz. Sadece dışarıdan görünen yerlerde bir... boyama gerçekleştirdiler biliyorsunuz duvar boyaması. Onun bir hani görüntü kirliliğini kapatmakta aslında bu açıkçası. Fakat bu mahallelerin altyapı problemleri, sosyal alanlar, parklar, yollar az önce söylediğim gibi. Sporda da fazla bir aktifliği yok. Sporda da yani bazı spor şeyleri var, kulüpleri var. Yine kendi, yani dedim ya Toroslar kendi kaderine terk edilmiş. Belediyeye bağlı spor kompleksleri değil bu söyledikleri. Belli spor kulüpleri, hatta bir yine bir mahalle muhtarımızın yapmış olduğu bir spora dayalı bir çalışma var. Kendisini tekrar ziyaret edeceğim buradan. Hüseyin Okan Merzeci mahalle muhtarımız. Tamamen kendi imkanlarıyla bir işte ben çocuklara dersler yani, veriyor, kurslar veriyor. Yani kuruş da ödeme almıyor oradan. Başkanım yani kopukluk görüyorum. Yani halkla belediye arasında kopukluk görüyorum. Yani mahalle muhtarları bir araya gelse belediye ayda bir sorunlarını nedir diye notlarını alıp bunlar yapılsa tekrar yapıldı diye bilgi verirse. Yani bu şehir böyle kalkınır. Hani,
Şimdi şöyle 67 tane mahalle var. Gerçekten evet. Kolay değil. Mersin'in merkez en büyük merkez ilçesi, nüfusu en yüksek olan ilçe Toroslar. Yani bu şimdi hiçbirimizin elinde sihirli değnek yok. Elbette ki hani Toroslara 4 yıl değil, gerçekten zannediyorum bir 40 yıl lazım. Diğer, çünkü zamanında yapılaşma, çarpık yapılaşmalar gerçekleşmiş. Kentsel dönüşüme mutlaka ihtiyacı var. Tamamen ekonomik gelir düzeyi düşük insanlar artık barınır duruma gelmiş. Yani burada halkımıza gerçekten çok büyük haksızlık var. Gelir düzeyi düşük insanlara hizmet etmeyecek miyiz? Park yapmayacak mıyız? Spor salonları yapmayacak mıyız? Belediyenin kapısından giremeyen o kadar çok insan olmuş ki bize bu şikayetlerin hepsi geliyor. Sahalarda sürekli izliyoruz. Özel çocuklar için hiçbir alan yok, hiçbir eğitim alanı yok. Halk eğitim merkezlerinde, şu andaki mevcut halk eğitim merkezlerinde bile öğrencilerimiz torpille seçilerek alınıyor oraya. Kaç puan almışsın, hangi okulda okuyorsun? Vay efendim sen buradan buraya gelemezsin. Veya işte amcası olacak, dayısı olacak ki o çocuk oradan eğitim alsın. Bütün çocuklarımızın, bütün gençlerimizin bu eğitimi almaya hakkı var. Bu sosyal aktivitelerden faydalanmaya, yararlanmaya hakkı var. İşte biz bunların hepsini yapacağız Şenol Bey. Vallahi Sayın Başkanım, yani dediğim gibi insan oğlu her şeyi istiyor. Ama baştakiler bir şey yapamayınca insanlar ne yapsın? Ama biraz da insanlarımız bazı şeylere ders vermesi gerekiyor. Bazı insanlara, bazı yani partilere ders vermesi gerekiyor. Yani ben açık açık söylüyorum. Eş, dost, ahbap, çavuş ilişkileri çok güzel, kuvvetlenmiş. Hizmet ederken belediyede şu ana kadar yapılan bütün hizmetlerde maalesef ki insanlar ötekileştirilmiş, ayrıştırılmış. Şimdi Toroslar'da bildiğim bir tane huzur evi var. Yaşlı evet. Bakım evi var. Evet Şenol Bey, vakıf. Vakıf var. Evet, vakıf. O da paran olursa zaten sana bakıyorlar. Sanırım. Yani işte daha çok emekli maaşı olanlar maaşlarının belli bir kısmı. Kadın sığınma evi var mı? Kadın yok. Sığınma evi yok efendim. Yok. Çocukların böyle eğlenebileceği veya çalışan annelerin ben şöyle özel kreşler olabilir ama bir belediyeye ait bir kreş, bir okuma salonu gibi ben böyle yerler görmedim, hiç karşılaşmadım. Çok da büyük sıkıntı. Geçen pazarda yine bir annemizle karşılaştık. Yanında da özel çocuğuyla beraberdi. Hatta çocuk böyle boynuma boğazıma sarıldı. Canım benim. Otizmli çocuk. Bu otizmli çocuğum için diyor ben burada eğitim aldıramıyorum. Ben diyor buradan ta alıyorum, Yenişehir'e götürüyorum, getiriyorum. İmkanım yok. İmkanım, yani evet. Özel çocuklarımız için de bizim çok güzel çalışmalarımız, projelerimiz var. Vallahi başkanım her bir dokunduk sizden bir nah çektiniz ama gerçekten de yani o ilçeye yapılması gereken acil işlevlerden biri bunlar. Yani birinci sırada yaşanabilir bir kent haline getirmemiz evet. lazım. Kentimizde yaşayan kişilerin gelir düzeylerini yükseltebilmek adına yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. İstihdam yaratacağız orada. Bu da ancak istihdamla olur. Yani oraya iş yerleri açacağız, açtıracağız, yatırımı başkanım, açacağız. Kışın da yani kış turizmi de orada. Evet. Yerli ve yabancı turistler. Bu sayede çünkü Toroslar halkının gençleri ne işsiz güçsüz kalacak. Yani öncelikle bu işsizliğin önüne geçeceğiz. Niçin? İşsizlikten, güçsüzlükten, sahipsizlikten bu çocuklar, bu gençler uyuşturucu batağına düşüyor. Bir sosyal alanı yok. Gidip kitap okuyacağı bir yer yok. Akşam oldu mu el ayak çekiliyor herhalde. Saat 7-8 dedim mi, değil mi? Öyle yani, hareketli değil. Evet. Evet. Vallahi başkanım yani mutlaka anlatacağınız başka konularınız vardı yani Toroslar'da. Yani birçok konuya değindik efendim. Depreme karşı güvenli bir Toroslar için çalışacağız. Biliyorsunuz deprem de çok Mersin'e zarar verdi, verebilir. Hani Mersin'de olmasa bile çevre illerden ciddi anlamda zarar görüyoruz ve Toroslar'da işte az önce bahsettiğimiz bazı mahallelerdeki yapılar 50 seneyi aşmış yapılar var. Engelli vatandaşlarımız için Toroslar'da mutlu yaşamaları için yine çalışmalar yapacağız. Engelsiz hale getireceğiz. Yani kaldırımlarımızı düşünün, yollarımızı düşünün. Engelliler için düşünülen hiçbir şey yok.
veya bir engelli spor kulübü örneğin yok. Elektrikli tekerlekli sandalyeleri biz belediye olarak ücretsiz vereceğiz. Belediyenin yüzme havuzu daha yok değil mi? Yani insanlar hani daha havuzu görmeyen, denizi görmeyen insanlarımız vardır yani. Şöyle belediye bir yüzme havuzu yaptırmıştı Turuslar'da ama ne kadar hani faydalanılabiliyor açıkçası onu bilemiyorum. Bir tane yüzme havuzumuz var, onu biliyorum. Yenilenebilir enerji üssü haline getirmek istiyoruz. Yani Mersin'de biliyorsunuz güneş enerjisinden fazlasıyla faydalanabileceğimiz bir il. Kırsal kalkınma ve hizmetler daire başkanlığı kurmak istiyoruz biz bununla alakalı olarak. Yine genç ve kadınlar için girişimciliklerini geliştirebileceği, mesleki ve teknik eğitim alabilecekleri alanlar, kadın kooperatifleri, efendime söyleyeyim, hayvancılık için yine süt ve süt ürünleri bölgesi ilan edeceğiz. Toroslar hayvancılığın merkezi sayılır. Projelerimiz böyle. İçme suyuyla alakalı sıkıntıları söyledim zaten size. Evde sağlık hizmetleri vereceğiz. Yaşlılarımız için, emeklilerimiz için ekstra katkılar aşevi sağlayacağız. Aşevi var mı belediyenin? Aşevimiz yok. Olması aşevi, lazım. Evet, aşevimiz de yok. Yani Toroslar'da Sayın Vekilimiz Mehmet Evin Ekber bir benzetme yaptı. Gerçekten üzülüyorum bu duruma. Hani diğer ilçelere bakaraktan bazı ilçelerimiz Avrupa gibi ama Toroslar niçin böyle Hindistan gibi kalmış? Gerçekten çok üzücü. Şimdi bakın, biz Torosları marka bir kent, yaşanabilir bir kent yapacağız. Kadın eli değecek Toroslara. Başkanım burada yazın Toroslar belde mahallelerinde diyeyim eskiden köyde. Evet. Bir şeftali yetişiyor. Evet. Bunun yanı sıra başka yetişen ürün olarak ne var mesela? Kivi var mesela, çivi, kiraz var, elik var. Festivaller yapılabilir. Tabii ki. İnsanların tabii bölgeye ki çekip daha çok hareketlenmesi için bu gibi etkinlikler yapılabilir. Elbette ki. Yani şöyle hani yapılıyorsa da belli dernekler bunu nasıl üstleniyor. Yani ya da böyle köylüler kendi aralarında yapıyorlar. Şey yapmak lazım. Ama genel, tabii ki genel bir çalışma bununla alakalı yok. Biz tabii ki bunlarla alakalı gerekirse fuarlar düzenleyeceğiz. Çiftçimizin ürünlerini satımında, üretiminde onlara destekler vereceğiz. Başkanım çünkü öyle bir şey ki mesela kışın kar yağdığı zaman Toroslara oralarda insanlar gidip en azından kalabileceği böyle bir insanlar orada evlerini kiraya verebilirler. Yani turizm açısından hem oranın insanı kalkınır hem de Toroslar insana tanımış olur. Elbette. Fakat hiç şimdi ya da böyle bir girişimde bulunulmamış. Ya şöyle bulunulmadı. Belki de isteyenler, talep edenlerin önüne de bir taş mı konuluyor Şenol Bey? Hani az önce söyledim ya, ya Toroslara yatırım yapmak isteyen insanlar o kadar çok ki ben biliyorum. Ama gel gelelim belediyeden bir izin mi alacak, bir şey mi alacak? O ona yönlendiriyor, ona yönlendiriyor. Ne bileyim, dışarıda kocası vardır, oradan geçmesi gerekiyordur projenin gibi. Evet. Hani açık bazı şeyleri söylemek de doğru olmuyor belki ama biliyoruz bu mevzuları. Ya ama maalesef ki yatırımcının önü engelleniyor. Bakın orada bir çivi çukuru var. 25 yıldır çivi çukuruna sanayi sitesi olacağı söyleniyor. Hurdacılara pazarlandı, mobilyacılara pazarlandı, tekstilcilere pazarlandı. Ya arkadaş 25 sene dile kolay. Bir sanayi sitesi yapsaydınız oraya binlerce insan istihdam sağlasaydınız, binlerce insan, 10 bin tane insana istihdam sağlamaktan bahseden bir projemiz var. Tabii canım, sanayi yanı. Yani bugün önemli. 10 bin kişiyi iş sahibi yaptığında her biri 3 kişiye baksa 40 bin kişinin karnı doyacak. Ama yıllardan beri hani Toroslar'da buna müsait bir kent. Yatırım yapmak isteyen çok kişi olduğuna inanıyorum ben. Ama bir şekilde engel olunduğunu da tahmin ediyorum. Çünkü dedim ya hani böyle eş, dost, akraba ilişkileri artık peşkeş çekilmiş gibi. Yani böyle giderse var. İnsanlar başka yerlere yatırım yapıyor, başka yerlere kaçıyor. Öyle tabii. Cazibe haline gelmiyor yani. Cazibe haline biz Torosları çok iyi getireceğiz efendim. Bakın şimdi şöyle bir ele alacak olursak merkez ilçeleri. Akdeniz'de sanayi var, tarım var Akdeniz'de. Evet. Üretim var. Yenişehir'de tamam yani farklı bir ilçe ama
spor alanları yönünden geniş, en azından spor aktiviteleri olduğu zaman sosyal alanları çok geniş. Sosyal yani alanları geniş. Kültür merkezleri var, bir konsere gidebiliyorsunuz, bir tiyatroya gidebiliyorsunuz. Evet. AVM'leri var, bir alışveriş, yemektir, her şeyi yapabiliyorsunuz. Ama gelin Toroslara. Yani saydıklarınızdan bir tane, haydi ben Toroslara gideyim, şurada yemek yiyeyim veya şurada bir sinema izleyeyim, şurada bir soluk alayım, bir gezeyim Toroslara dediği hiçbir yeriniz, hiçbir yer yok. Sonra bakın, yazın oldukça hareketli olan bir bölge. Şu Batı çıktıktan sonra siz ta evet, şeye kadar. Evet. Oraları daha cazip hale getirip, hele ki yazın böyle farklı insanların alışveriş yapabileceği ayaküstü öyle bir tezgahlar kurulup. İşte Şenol Bey, biz yatırımcının önünü açacağız. Evet. Gerekli desteği evet, de vereceğiz. Hem altyapı olarak, yani biz altyapı desteği verdikten sonra neden gelmesin yatırımcı? Gerekli her türlü desteği vereceğiz yatırımcıya. Torosları bir hem iş sahası anlamında güçlendireceğiz, bir istihdam kenti yapacağız. Hem yaşanabilir artık, insanlar Toroslara da gelsin, geçsin. Başkanım. Merak etsin. Başkanlığı kim kalırsa alsın, rozetini bırakacağım. Orada 72,5 millet diye tabir ediyoruz halk arasında. Evet, tabii insanlar ki var. Orada kapısını açacak. Diyecek kardeşim, buranın kalkınması için kapımız herkese açık. İş insanları da gelsinler, elimizden geldiğince yardımcı olalım. Evet. Buraya bir hareketlilik getirelim demesi lazım. Ama bu A partili olmaz, bu B partili olmaz, bu C partili olmaz. O zaman da böyle kalır, ilerlemez. Bizim belediyemizin kapısı tabii ki bütün vatandaşlarımıza, Torosların tüm halkına eşit bir şekilde hizmet vermek adına açık olacaktır. Biliyorsunuz Toroslar... Bakın siz sosyal medyadan görüyoruz. Toplumsal olarak da çeşitli bir kent. Yani bayan olduğunuz halde rahat bir şekilde geziyorsunuz. Elbette. Bazen arkanızda kimi adaylara bakıyorsunuz, sanki bir orduyla geziyor. Hayır kardeşim. Ben samimiyim. Sahalarda da evet, bu samimiyetim gerçekten ilgi görüyor. Evet. Seviliyor. Teşekkür ediyorum hepsine, herkese. Ben samimiyim Şenol Bey. Yani yapmayacağım şeyleri de söylemiyorum. Neler yapmam gerektiğini de çok iyi biliyorum. Söylediğim gibi ben 45 senedir Toroslardayım, Toroslarda doğdum, büyüdüm. Her bir mahallenin nelere ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorum. Kadınlarımızın, gençlerimizin nelere ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorum. Yapmam gerekenleri de çok iyi biliyorum. Bakın Allah kabul etsin, Ramazan ayındayız. Evet. Bir sürü insana iftar yemeği veriyor. İhtiyacı olan veya olmayan gidip orada yemeğini yiyor. Şov tamam, yapılıyor. Orada, fakat insanlar da kardeşim, ihtiyacı olan insanlarla ayrım yapmadan kaderince şeyler gönlünden öne koyuyorsa git fitreni de ver, o insanlar da mutlu et. Bakıyorsun bir yemek yap, iftar yemeği veriyor, bir sürü orada kalabalık. İhtiyacı olan da gidiyor, olmayan da gidiyor. Yani maalesef ki insanlarımızın dini duyguları yerel seçimde de şu anda sömürülüyor, kullanılıyor. Ben gerçekten buna çok üzülüyorum. Görüyorum boy boy işte iftar yemekleri, davetler. Yani yazık, sonuçta o paralarda emin olun yapılan bu etkinliklerin birçoğu da birçok belediyelerin bünyesinden karşılanıyor. Mesela, doğru değil yani, mi? Bu paralar hepimizin parası. Biliyorum ki bir sürü insan iftarını açamıyor. Ve ihtiyaç sahiplerine de ulaşıyor olsa tamam, ama gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşılmıyor. Tam bir israf söz konusu. Yani bunun yerine keşke gerçekten ihtiyacı olan kişilere belli oranlarda yardımlar yapılsaydı çok daha doğruydu. Yani biz de yapacağımız yol budur. Yani bazı belediye başkanları yapmış örnek insanlar var. Yani evet, gider fitresini bir elin verdiğini o bir el görmemesi lazım. Biz göstere göstere bir de reklam evet, yapıyorlar, resim evet, çekiyorlar. Maalesef. Olmaması lazım. Evet. İnsanların gururu oynamamak lazım. Evet. Gerçekten samimi oluyorum. Ama Torosların Sultanı'nda farklı bir yapı var. Yani yapılan iyiliği göstermiyor insanlara. Öyle olması da gerekiyor. İnsanları seviyor, samimi, içten davranıyor. Evet. Yardımsever bir kişiliğiniz, özelliğiniz var. Hani elinizden gelse, keşke imkan olsa da herkese iş imkanı sağlasanız. Öyle bir yapınız var. Şöyle, yani Toroslarda bütün amacımız bu. Yani yardım kolisi ya da yardım dağıtmak yerine yardıma muhtaç olmamalarını sağlamaya çalışacağız. Elbette ki yaşlılarımız vardır, işte
çalışamaz durumda kadınlarımız vardır. Geliri olmayan insanlarımız vardır. Elbette ki bunlara yardımları yapacağız. Ama birinci sırada söylediğim gibi mümkün olduğunca yardıma muhtaç olmamalarını sağlamaya çalışacağız. Hocam, benim hedefim bu. Evet, şuradık da 14-15 gün gibi bir süreniz kaldı. Evet. Biraz daha sanırım tempoyu hızlandırıyorsunuz. Evet, doğru. Sayın Ali Babacan Genel Başkanımızın Mersin'e gelme ihtimali var mı? Biz de çok istiyoruz. Duyumlarımız da o yönde. İnşallah Allah'ın izniyle kendisini davet ettik. Yakın zamanda bekliyoruz efendim. Diğer ilçeler ne durumda Sayın Başkan? Diğer ilçelerimizin de çalışmaları çok güzel, aktif gidiyor. Bilgi alışverişinde bulunuyor musunuz? Özellikle, çünkü siz tecrübelisiniz. Onlar da sizin mutlaka tecrübelerinize faydalanmak isterler. Sağ olsunlar, hepsi tecrübeli. Mut ilçemiz hatta dün bir olay yaşadı. Bu konu da enteresan bir konu. Fatma Çelik Kovan hanımefendi, Mut'tan bizim başkan adayımız. Evet. Bir anketle karşılaşıyor. Belediye başkan adayları anketi. Fakat işte Mut'ta 7 aday yarışırken 3 tane aday hakkında anket yapılıyor. Şimdi doğal olarak sorguluyor yani. Burada 7 aday var. Siz neden 3 aday gösteriyorsunuz? Hatta orada bir saldırıya uğrama durumuyla karşıya kalıyor. Maalesef üzücü bir durum. Diğer adaylarımız da şöyle sahalarda biz görüyoruz. Ali Babacan'a duyulan bir özlem var. Ali Babacan'ın dönemindeki ekonomik yaşam koşullarına gerçekten bir özlem var. Bir sempati duyuyor halkımız. Bunun sandıklara da yansımasını ümit ediyoruz. Vallahi insanlar öyle bir çıkmaza girmiş ki Sayın Başkan. Eskiden Ramazan aylarında fırınların önünde iftara yakın saatlerde ikişer üçer kuyruk olurdu ekmek almak için. Şimdi bakıyorum iftar saatine bir saat gibi bir zaman var, fırınların önü bomboş. 18 lira 20 lira olmuş bir Ramazan pidesi. Bir ekmek yani bir pideyle insanlar evet, doymuyor. Yani maalesef. Kalabalık bir ailenin. Çocuklarımız aç gidip geliyor okula. Evet. Yani maalesef ki geçim derdinde insanlar. Yani şöyle sahaya çıktığımızda önceki gibi böyle bir seçim havası yaratmaya çalışılıyor. Şeyi nasıl görüyorsunuz başkanım ya? Ama bir seçim havası açıkçası yok. İnsanlar geçim derdine düşmüş. Şimdi ağaçlara bakıyorum yazık. Evet. Her siyasi parti ağaçlara afişlerini asmış. Dün dikkatimi çekti bizim bu televizyon olduğu bölgede. Evet. Orta taraf işte biraz herhal sökmüş yeri gibi geldi. Olmaz ya, yazık ki ağaçlardan ne istiyorsun kardeşim? Vallahi zaten herkes ağaçlara çimiyle verecekleri kadar zararı verdiler. Şehrin dört bir yanına bir de sıra sıra. Bir aday, iki aday, üç, dört adayın alt alta afişleri vardı. Ağaçlar yani şöyle şimdi ya orada bir tane ağaca koydu arkasındaki ya gerçekten çok büyük bir görüntü kirliliği. İnsanlar bu durumdan gerçekten çok rahatsız oldular. İşte elektrik direkleridir, ağaçlar özellikle o verebilecekleri kadar zararı verdiler zaten yeni sökülmeye başlandı. Siz nasıl bir kampanya yürütüyorsunuz? Ben böyle bir çalışma yapmadım. Hiçbir ağaca bir çivi dahi çaktırmadım. Ben sadece YSK'dan kura ile hakkıma çıkan billboardları değerlendirdim Şenol Bey. En güzeli başkanım. Billboardlarda reklamımı yaptırdım artı. Broşürlerimiz var. Biz sahadayız. Yani vatandaş ne istiyor? Dokunmak istiyor, temas etmek istiyor, seninle konuşmak istiyor, seni görmek istiyor. Vatandaş bunu istiyor. Sayın Başkanım, şimdi bazı büyükşehir adaylarına bakıyoruz. Her yeri zapt etmiş. Zannediyor ki evet. Işte cebinden de çıkmıyor ya para. Tabii. Ben mecbur değilim kardeşim, senin her gittiğim yerde ışıkta durup seni görüyorum. Belediye otobüslerine binip seni kafamı kaldırıyorum, bir botlarda, ışıklarda her yerde seni görüyorum. Mecbur değilim ben seni görmeye. Bu kadar şeye yazık ya, yani. Maalesef evet. Yani bu paralar halkımızın parası gerçekten. Ama bu kadar israf, bu yoklukta, böyle bir ekonomik zorluktayken dokunmuş. Hakikaten bu israf çok fazlaydı. Sayın Başkanım, Ramazan ayındayız. Evet. Madem bu kadar düşünüyordunuz, bu paraları ihtiyaç sahiplerine aktarsaydınız. En güzelisini yaptınız. Yani sana oy verecek olan gidiyorsun, insanlara seni kendini tanıtıyorsun, kucaklıyorsun, elini sıkıyorsun. Evet. Bundan daha güzel reklam olamaz. Yani ben şimdi senin reklamının resmini gördüm, sana oy vereceğim diye böyle bir mantık yok. Hayır tabii ki. Yani yazık ya. Hayır kim? Tam tersi. İnsanlar bu durumdan rahatsız oluyor dedim ya. Yani bu tepkiyi yalnızca siz değil, herkes veriyor. Biz sokaklarda da karşılaşıyoruz. Ya ben sabah köründe başlıyorlar açmaya yaşamak sesi zorunda mıyım diyorlar yani. Evet.
Yani geziyorlar araçlar, açıyorlar son sesi. İnsanlar evet. rahatsız oluyor. Doğru. Olmaması lazım. Bunun hastası var. O sesle birden uyanıp rahatsız olan çoğu çocuklar var. Bunlar i̇şte. Düşünmüyorlar. Yani her seçim yani döneminde yaşadığımız maalesef. Yani çok ses açmayla, çok afiş açmayla, çok billboardlar girmeyle sanki seçim alacakmış gibi öyle bir dünya yok ya. Yok tabii ki. Yani birebir bizim mantığımız şu. Biz dokunmadık el, sıkmadık el, bakmadık yüz bırakmayacağız diyoruz. Bununla alakalı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Hani broşürlerimiz var tabii ki. Ama inanın ben pankart dahi yani herhangi bir yere pankart dahi belki bir kendi iş yerime dönerken o da muhtarlıktan izin isteyerek astım. Yani astıklarımı örnek da muhtarlıklardan evet. bilgi vererek astım ama öyle afişler falan yok. Sadece billboardlarda. Başkanım şimdi gördüğüm kadarıyla anladığım kadarıyla bu seçimde Toroslar'da en büyük sizin şansınız kadınlar. Evet. Size bir çok büyük destek görüyorum. Doğru. Genç kızlar. Çünkü hep onlarla görüşüyorsunuz sahadan, insanlardan da ediyoruz, bilgi ediniyoruz. Hani size büyük bir teveccüh var bayanlarda. Çok çok hoşuma gidiyor bu durum. Mesela dün akşam bir çalışma yaptık. Teravih'den çıkan amcalarımıza, teyzelerimize tatlılar ikram ettik. Mesela yaşlı teyzeler ne kadar hoşuna gidiyorlar. Yani böyle sarılıyorlar. Kızım. Ne kadar ne güzel yapmışsın ya evet bir kadın eli değse bu Toroslar güzel olur güzelleşir. Şimdi, özellikle kadınlardan. Bir de sizde şunu gördüm. Mesela bazı adaylar işte diyor ki bu mahalleye bir sokağa girmem niye bunlardan bana oy çıkmaz. Ama Sultan Aydoğan'da o yok. Ya ben aynı her yere giriyorum. Çıkıyorsun. O çok güzel bir şey. Tabii ben bakın zaten 2,5 senedir bahsettim ya ilçe başkanlığı yapıyorum. Zaten bizim bu sahalarda zannediyorum 3. 4. turumuz diyebilirim en az. Evet. Biz Alsancak Mahallesi'nden tutun. Güneykent'te, Halkkent'te, Kurdalesi, Göznesi, Ayvagedi, Sadiye'ye kadar çıktığımı biliyorum yani. Evet. Değirmen Deresi. Yaylalarına çıktınız başkanım? Tabii ki yaylaları da ziyaret ettim. Şimdi tekrar yani bu hafta tekrar bir daha yayla ziyaretleri yapacağız. Evet başkanım ben sizi fazla tutmayacağım çünkü buradan sonra programımızlar yoğun. Evet. Başka eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz, ekran başındaki seçmeniz Sultan Aydoğan'a neden oy versinler? Peki. Öncelikle iki parti arasındaki bu çözümsüzlüğe bir son vermek için oy versinler. Hiçbir seçmenimiz alternatifsiz değil. Sadece işte iki parti arasındaki bu sıkışmışlığa son vermek adına oy versinler. İkinci sırada Toroslarlı hemşerilerim için söylüyorum bunu. 25 yıldır aynı partinin benzer mensupları Toroslar ilçemizde belediye başkanlığı yapmış ama bu süreçte Toroslara elle tutulur. Bir çivi çakılmışlığı yoktur. Toroslar 25 yıldır aynı. Bir gelişme göstermemiş. Köy gibi kalmış. İlkel kalmış. Bu değişim için ben onlardan oy istiyorum ki Torosları kalkındıralım. Torosları güçlendirelim. Bir istihdam kenti yapalım. Marka bir kent yapalım Torosları. Evet teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimiz Şenol Yıldız Açık Açık programımızın konuğu Deva Partisi Toroslar Belediye Başkan Adayı, Torosların Sultanı, Sayın Sultan Aydoğan Başkanıma ben çıktı bu yolda başarılar diyorum. Ben diyor Toroslarda doğdum, Toroslarda büyüdüm. Dışarıdan gelen, başka yerde oturup da oradan gelip aday olan biri değilim. Onun için burada Toroslar'ın ilçesinin kalkınması için elimden geldiğince seçildiğim takdirde ayrım yapmadan, gayrım yapmadan örnek bir ilçe yapmaya kararlıyım, azimliyim. Bunun için diyor Toroslar halkının oyuna ihtiyacım var. Beni desteklesinler, görsünler ki o zaman Toroslar olacak diye. Ben Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum geldiği için fazla tutmak istemiyorum. Çünkü seçim zamanı biliyorsunuz bir oy bir oydur. Onun için sıkmadık, el kalmasın. Evet. Yolu açık olsun diyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.